Yalancının mumunu yatsıya kalmadan söndürmek üzere yine karşınızdayız değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Çok sayıda hazırlıklar yapıyoruz programlar için ama esas olan elbette sıcak gündem ve Afganistan üzerine yürütülen tartışmalar, Taliban üzerine yürütülen tartışmalar sıcaklığını bu haftaya da taşımış durumda. Özellikle Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin yaptığı son açıklama sonrasında muazzam bir saldırı başladı CKD'ye. Bunu konuşacağız. Evet, yani bugün bir güruh, aslında ne kadar cumhuriyetçi oldukları da çok tartışılan ki örnekleriyle burada göstereceğiz. Bir güruh Cumhuriyet Kadınları Derneği'ni ve onun genel başkanı Sayın Profesör Doktor Tülin Oygür'ü gün boyunca hedef aldılar dünden bu yana aslında. Biz bu hem Cumhuriyet Kadınları'nın açıklamasını Sayın Oygür'e soracağız hem de ona yönelen saldırıları burada hep beraber yorumlayacağız. Bugün bir konuğumuz var. Profesör Doktor Tülin Oygür, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı, Yalancının Mumu programının konuğu. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz değerli hocam, değerli başkanım yayınımıza. Hoş bulduk değerli arkadaşlar. İkinizi de selamlıyorum, merhabalar. Evet, Cumhuriyet Kadınları Derneği köşeli, net tavır alan ve Afganistan'daki gelişmeleri Türkiye cephesinden nasıl baktığını ifade eden bir açıklama yayınladı. Tabii bu açıklamanın sonrasında da içerisine çok sayıda yalanın, o metin içerisinde olmayan şeylerin de sokuşturulduğu sistemli bir saldırının başladığına tanık olduk. Tabii konuşacağız onları ama öncelikle açıklamayı, değil mi? Öncelikle bir açıklama metni üzerinden konuşmak uygun olacaktır. Önce bir açıklamayı görelim, çok kısa metni paylaşalım. Sonrasında da Sayın Başkan'a soracağız. Niye böyle bir açıklama yaptı Cumhuriyet Kadınları Derneği? Evet, metinde başka bazı kadın derneklerinin yaptığı Taliban'ı tanımıyoruz, tanıyanı da tanımıyoruz çağrısına karşılık biz bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz ve bağımsız Afganistan'ı tanımayanı da tanımıyoruz açıklaması. Yani bir karşı açıklama. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin açıklamasında öne çıkan şey şu. 20 yıldır orada bir Amerikan işgali vardı. Bu Amerikan işgali sona erdi. Laiklik de dahil diğer bütün kazanımların zemini orada bir bağımsız ülke olmuş olması. Yani işgal altında laiklik mücadelesi vermenin bir gerçekliği yoktur. İlk şart orada işgalin sona erdirilmesidir. Metinde de bunların öne çıktığını bunlar görüyoruz. Bunlar var. Biz İşgal, şimdi manda ve himaye kabul etmeyen milletlerde, evet, kadınların kendi eşitlik mücadelelerini verecek güce eriştiklerinden haberiniz yok mu diye, evet, o açıklamayı yapan diğer sözde kadın örgütlerine bir cevap var, evet, bu metnin içerisinde. Tabii ki istersen genel başkan dönelim. Genel başkan çok daha izah eder. Biz böyle bir iki cümleyle özetlemiş olduk ama Sayın Genel Başkan, niye böyle bir bildiri yayınlama ihtiyacı hissettiniz? Evet. Sesi kapatmıştık galiba. Kapalıymış galiba. Şimdi açıldı. Evet, duyabiliyoruz sizi. Tamam. Şimdi bu Taliban'ın hızlı ilerleyişi, Amerika'nın dünyaya rezil olarak sözü bana işte Kabil Havaalanı'ndan çıkışı, o süreçler başladığında biz bu açıklamayı yapmalıydık. Aslında biz de atlamışız. Bu açıklama o zaman çok iyi olacaktı. Fakat bizi uyandıran, hiçbir şekilde Türk kadınının temsil etmesi mümkün olmayan, hepsi kıblesi de, bütçesi de Amerika'ya, Batı emperyalizmine bağlı, kafaları Atatürkçülüğü kabuk gibi artık üstlerinde taşıyan, kabuklaşmış bir Atatürkçülüğü dillerine dolamış bazı kadın örgütleri, Taliban'ı tanımıyoruz, tanıyanı da tanımıyoruz ifadelerinde bulununca, böyle basın açıklamaları yapınca ve uluslararası yine tabii emperyalist, neoliberal kadın örgütleriyle işbirliği halinde uluslararası kamuoyuna Taliban'ı tanımayın diye haykırınca, yani bu gibi çağrılar yapınca, aa dedik, bir dakika. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın ağzından çıkacak mesajı bu olamaz. Afganistan olayı için söylüyorum. Çünkü Afganistan'da yaşanan şey, olgu, fiili durum şu.
Amerika oradan kaçtı, çıktı. İster öyle deyin, ister böyle deyin, 2020 Şubat'ından beri yapılan görüşmeler var, bunların hepsini biliyoruz. Hiç fark etmez. Elbette her çıkışın bir yöntemi olur. İşte çıkmadı da aslında onu oraya koydu da bilmem ne yaptı da geçiniz efendim. Amerika kendi kabul ediyor. Ben buradan çıktım diyor. Çıkmak zorunda kaldım diyor. Rezil oldum diyor Amerika. Bunu kendi söylüyor. Aslında bunu biz CKD olarak bir hatamız var. Bunu da itiraf edeyim burada sizlerin vesilesiyle. Biz bu açıklamayı daha önce yapmalıydık. Her neyse bu kadın sözde kadın örgütlerine meydanın kalmayacağını göstermek için bir Atatürk kadını olarak bir ülkenin bağımsızlığının, tam bağımsızlığının o ülkenin çağdaşlaşması için ön şart olduğunu bilen bir ülkenin, bilen bir milletin kadınları olarak biz de bu bilgiyi yayınladık. Hocam, onun isterseniz... için biz bağımsız Afganistan'ı selamladık. Hocam, tam da ifade ettiğiniz o açıklamalara da bir bakalım. Sizin aslında cevap verdiğiniz o sözde diyeceğim kadın örgütleri, tam da ifade ettiğiniz gibi bütçesi ve kafası emperyalizme direkt bağlı olan bu örgütler ne açıklamalar yapmış. Şimdi görsellerde onu rica edelim arkadaşlardan, görelim ve o açıklamalar üzerinden niye Cumhuriyet Kadınları Derneği bu açıklamayı yapmak durumunda kaldı, bunu çok daha iyi kavrayacağız diye düşünüyorum. Evet, eşitlik için kadın platformu, EŞİK, evet. İsmi. Bunlar foncu bir kuruluş. Dünyadan da çeşitli kadın örgütleriyle bir araya gelip böyle bir açıklama yaptılar. Afgan kadınlarıyla dayanışmak için buluştuk. Hiçbir ülke Taliban yönetimini tanımamalı. Yani orada daha önce Amerikan işgali varken hiçbir problem yoktu. Tabii 20 yıllık işgal sürecinde kimse, evet, Amerika'nın oradaki varlığını tanımamalı, buna mücadele etmeli diye bir açıklama gelmez. Hiç işgali reddeden kimse yoktu. Fakat şimdi Taliban gelince tanımamalı çağrıları başladı. Bakın, şu çok enteresan bir cümle. Hocam ne der bilmiyorum. Toplantıda Afganistan halkını ve özellikle kadın ve çocukları Taliban'la baş başa bırakan ülkelerin de Taliban'dan farksız olduğu ve protesto edilmesi gerektiği dile getirildi. Yani işgalciye eleştirisi niye işgal ettin değil, niye bıraktın, niye işgale son verdin? Niye bıraktın? Evet. Niye? O kadar üzgünler ki ağıt yakıyorlar, ağıt. Bu bir ağıt metnidir. Evet. İkinci sayfayı da görelim. Bir sonraki sayfa. Evet, bir sonraki sayfada geliyor. Bakınız, bak, ne diyor o sayfada? Dünya yüzündeki kadınların kaderlerinin birbirine bağlı olduğu dile getirilirken, Taliban kadar Afganistan'da yaşayan özellikle kadın ve çocukları Taliban'la baş başa bırakan ülkelerin de protesto edilmesi gerektiği ifade edildi. Evet, yani işgalcilere protestoları işgali devam ettirmedikleri, evet, için. Keşke işgali devam ettirseler. Yani bu metin Afganistan'daki işgalin devamlılığını, tamam, devamını savunan bu metin. Yani kadın dan yana bir metin oluyor. Sözde kadınları savunuyoruz, evet, şeyi altındalar. Asıl mesele ise aslında Amerika'nın orada yenildiği gerçeğinin üzerine örtmek. Hatta bunun da gerçeğin üzerine örtmekten öte, niye yeniliyor Amerika diye, niye Amerika buradan defolup gitmek durumunda kaldı diye bir kaygıyla bu metnin kaleme alındığı ve yayınlandığı çok açık bir şekilde görünüyor. Çünkü Amerika öyle büyük bir rezalet yaşadı ki, bunu bir önceki başkanları Donald Trump Amerikan tarihinin en büyük felaketlerinden birisi diye tanımladı. Şimdi öyle bir rezaletin, felaketin ardından durumu toparlamaları lazım. Nasıl toparlayacaklar? Bir nevi bir imaj çalışması kendileri adına. Bütün okları Taliban'a yöneltmeye çalışarak, bütün, evet, algıları işte Afganistan'daki kadınların, çocukların vay haline, artık bundan sonra daha kötü olacak noktasına evretmeye çalışıyorlar. Ama tabii gerçek bu değil. Çok doğru. Biraz yukarı çıkalım değerli arkadaşlar. Bu bildiri şöyle bitiyor: Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz hocam bunu? Taliban'ı tanımamak, Taliban'ı tanıyanı da tanımamak. Vallahi ister tanısın ister tanımasın. Taliban Afganistan'ın gerçeği. Taliban bugün yönetime gelme ihtimali olan, belki bir nevi koalisyon şeklinde, belki tek, bilmiyoruz, daha hiçbir şey net değil. Siz istediğiniz kadar tanıyın, istediğiniz kadar tanımayın, hiç fark etmez. Taliban şu anda Afganistan'ın gerçeği.
Bir de tabii Çin tanıyor, Rusya tanıyor, şimdi, İran tanıyor. Tanımanın da ötesinde şimdi, resmi görüşmeler yapıyorlar. Küba'nın yine... Elbette. Hatta Almanya bile, Merkel bile Taliban'la bir şekilde... Ya Küba hani çok solcu ya bu arkadaşlar. Küba örneğin evet, Taliban'ın zaferini selamladı. Evet, çok solcular, çok bayılırlar Che Guevara'nın keplerini, o yıldızını filan Küba'nın. Ama çok üzgünüz, Küba da tanıyor Taliban'ı. Neden? Neden? Çünkü bugün Amerika ile mücadele eden ve burada mevzi kazanan her yer esasen ilericidir. Anti-emperyalizmin güçlü bir döneme girdiği, herkesce malum, fakat bu arkadaşların bunu kavraması mümkün değil. Sizlerin de ifade ettiği gibi bu metnin başlarında bir yerde ya da özetinde, hülasasında şöyle bir ifade var. ABD'yi de kınıyoruz diyor. Evet. Yani çıktığı için kınıyor ABD. Evet. Yeterince emperyalist olmadığı, yeterince işgalci gibi davranmadığı için kınıyorlar. Davranmadığı için. Evet, kınıyorlar. Aslında hocam, evet, bir sonrakine geçelim. Orada da benzer vurgular var. Başka bir kadın kuruluşunun, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu bir açıklama yapıyor. Yine böyle uluslararası bir şeye, etkinliğe. Orada uluslararası kuruluşların ve hükümetleri harekete geçmeye çağırıyor. Şeye karşı, Afganistan'a karşı. Hı. Ve Taliban'ın Afgan kadınların ve kız çocuklarının son 20 yılda elde ettikleri kazanımları tehdit ettiğini söylüyor. Nedir hocam son 20 yıl derken neyi kastetmiş olabilir? Söyleyeyim. Son 20 yılda değil vereceğim bu rakam. 2006-2019 arası 26.025 çocuğun ölümü. 44 bin kadının katli. İşte bu. Son 20 yılda Amerika çocuğu orada Amerikan tostalından çektiği bu. Evet. Herhalde bunu söylüyorlar. Ondan sonra kalkmış bazıları çeşitli programlarda. Efendim kızlar okula gidiyor. Ben de size söyleyeyim o zaman. Taliban kızlar okula gidecek diyor. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Yani o kadar... Yani siz bir işgalci ülkenin halkının oradaki işgal ettiği yerdeki halkı, oradaki insanı, mazlumu alıp kalkındırdığını bir yerde gördünüz mü? Böyle saçma sapan astarı olmayan rakamlarla insanların kafasını çeliyorsunuz. Taliban 20 yıl kök söktürdü o halka, kök söktürdü. Hiç bundan bahis yok. 3-5 tane okul açılmış diye. Sanki Amerikan işgalinde okullaşma %100'e geldi veya okullaşma arttı. Artar mı? Veya bu okullaşma mıdır? Orada okutulan nedir? Hadi daha da dibe inelim. Bu mümkün mü? Bunu bir millet kendi kendine, kendi başına yapacaktır. Başka bunun daha formülü yoktur. O milletin kendi kültürü vardır, kendi birikimi vardır, kendi deneyimi vardır. Bunu Afgan halkı zaten çözecektir. Siz hayatı geriye doğru akıtamazsınız. Hayat mecbur ilerleyecek. Mutlak surette Afganistan'ın da çok iyi günleri ortaya çıkacak. Bunları dünya görecek. Ama bunun için bir tek şart var. Oradan postal çıkacak. Emperyalist postal oradan çıkacak. Başka türlü bunun mümkün olmadığını tarih bize defalarca söylüyor. Defalarca söylemiş. Hocam 19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın ortasına kadar neredeyse defalarca kez İngiliz postallarına karşı Afgan halkı savaştı. Bağımsızlığı için mücadele etti. 3 bağımsızlık savaşı verdiler. Sonra evet. 79'da bu sefer Sovyetler Birliği işgal etti. Ona karşı bir bağımsızlık savaşı verdiler. Ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu savaşı verdiler. Ve şunu görüyoruz. İngilizler, Afganistan'ı işgal eden İngilizler, Afganistan halkının büyük direnişiyle yenilince... İngiliz emperyalizminin o eski şaşalı kuvvetli günlerinden eser kalmadı. Sovyetler Birliği Afganistan'a girdi. Çıktıktan birkaç yıl sonra dağıldı. Ve yine Amerika Birleşik Devletleri, herkes görüyor bunu. Afganistan'ın bir imparatorluklar mezarlığı olduğunu da bütün aklı başında herkes bu tanımı yapıyor. Şimdi Amerika'nın aynı yenilgiyi yaşayacağını görenler bu korku ve telaşla meseleyi Taliban karşıtlığına yalnızca kitlelere, insanların bilincini yöneltme gayreti içindediler.
diye düşünüyorum. Şimdi evet, isterseniz evet, devam edelim. Kim bunlar? Size saldıranlar, Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne saldıranlar. Eren Erdem. Cumhuriyet. Evet. Bu arada tabii derneğin adı da bir türlü doğru söylenemiyor bu Zevat tarafından. Yani konuyla ilgileri aslında daha ismi bilmemelerinden başlıyor ama neyse hadi onu geçelim. Adı Cumhuriyet Kadınları Derneği ama o Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği demiş. Yaptığı açıklamada Taliban'ı tanıyoruz, tanımayanı tanımıyoruz demiş. Diyecek tek sözüm var. Bu saatten sonra Afganistan'da taşlanarak öldürülmüş ve öldürülecek her kadının ahı üzerinizdedir. Kadın katili Taliban'ı ve sizi tanımıyoruz. Devam edelim. Çağrım, tüm kadınlardan özür dileyin. Ne demek o? Şeriat düzeni Türkiye'de hayır, Afganistan'da evet mi? Oradaki kadınlar kadın değil mi? Sizin misyonunuzun öznesi kadın kimliği değil mi? Yaptık bir hata, özür diliyoruz deyin. Hocam, sizin misyonunuzun öznesi ile ilgili biz bir araştırma yaptık. Çok da zor bir araştırma değil. Evet. Eren Erdem de bunu çok kolay yapabilir. Cumhuriyet CKD'nin kadının resmi sitesine giriyorsunuz, tüzüğüne bakıyorsunuz. Evet. Şimdi orada derneğin amacı bölümünde, yani niye var bu dernek? Cumhuriyet Kadınları Derneği Ulusal Kurtuluş Savaşı. Yani bir milli mücadele vurgusu görüyoruz orada. Yani sadece Cumhuriyet devrimleri yok. Milli mücadele ve Cumhuriyet devrimleriyle kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın. Birinci sırada. Yani başa bağımsızlığı koymuş dernek tüzüğünde. Özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması, ülke ve halk yararına geliştirilmesi için çalışır. Ne dersiniz hocam Eren Erdem'in ithamlarıyla ilgili? Ben bu şahısların kafa aritmetiğini çözemiyorum. Muhtemelen bu birçoğumuz için böyle. Çünkü ters, yani bilmemek olabilir, bilmeyebilir bir kişi ama bu artık bilmemenin dışında kasti toplumu da büyük ölçüde yanıltıcı bir şeye götürüyorlar, işi çeviriyorlar. Şu manada, yani Cumhuriyet kadınlarını yanlış tanıtma anlamında söylemiyorum. Bu hiç önemli değil. Biz onun icabına bakarız. O hiç problem değil. Biz her yerde ne olduğumuzu gösteririz zaten. Fakat bu şahısların işte sosyal medyayı işte veya diğer internet medyasını şunu bunu kullanarak veya işte malum foncu basını da kullanarak yaptıkları şöyle bir şey var. Türk özellikle gençleri Türk milletinin davasından, Atatürk'ünden, burada yapılan ve dünyaya örnek olan anti-emperyalist mücadeleden, bunun nasıl yapıldığından, ne anlama geldiğinden, hakikaten koparma veya koparma ağır ama gölgeleme riski taşıyordu. Onun için bu şahısların bize ne söylediğini hiçbir önemi yok. Bu şahısların halkı ne yönde kandırdıkları çok önemli ve tehlikeli. Evet. Onun için bizim bunlarla, bu Eren Erdem bilmem ne, işte Barış Arkadaş bugün belki seyrettiniz. Mesela burada Taliban'ı tanıyoruz. Biz böyle bir şey söylemedik. Bizim bildirimizde Taliban'ı tanıyoruz diye bir ifade yok. Biz bağımsızlığa vurgu yaptık. Biz bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz dedik. İkisi. Şimdi bugün öldü. TV 100 programcısı öldü. Yani bunu Taliban'ı tanıyoruz, aynı şey olduğunu söylüyor. Şimdi bunu ben aritmetiği anlamıyorum dediğim bu. Yani ortalama zeka bir insan bunu anlaması lazım. Bunun ikisinin ne kadar farklı olduğunu. Çünkü akabinde şunu da söylüyoruz. Bundan sonrası diyoruz Afgan halkının meselesidir. Ve inanıyoruz bu konuları çözeceğine. Çağdaşlaşacağına inanıyoruz. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları olacaktır. Yeri geldiğinde CKD'nin katkısı olacaktır. Biz bunları söylüyoruz. Kadın için şeriat lazımdır, şeriat iyidir. Zaten bunu söylememiz mümkün değil çünkü bu zaten doğru değil de bilimsel de değil. Biz orada bağımsızlık olgusunu konuşuyoruz. Ama bu diyor aynı şeye geliyor diyor. Yani Taliban'ı tanıyoruz da oluyor diyor. Zaten hocam bunların bildik yöntemleri bu. Devam edelim arkadaşlar. Evet, Barış Arkadaş, Cumhuriyet Kadınları Derneği yönetimi gerici, yobaz ve eli kanlı terör örgütü Taliban'a destek vererek Atatürk devrimlerine ihanet etmiştir. CKD ismindeki cumhuriyetçi ibaresini kaldırmalıdır. Onu bile bilmiyor. Cumhuriyetçi diye bir ibare yok. Cumhuriyet. Yani bu kadar da hani gazeteci diyorsunuz kendinize de bir bakın.
Yani derneğin ismi nedir? Bari onu düzgün yazın ya. Hani yani nasıl izah edeyim bilemiyorum ya. Bu kadar mı şeyden yoksunsunuz ya? Bu kadar mı sosyal medya alkışı almak için bir an evvel bir şey yazmak için bir sitenin adına bakıp derneğin adına bakma ihtiyacı bile mi duymuyorsunuz? Bu kadar ucuz mu gazetecilik artık sizin açınızdan? Abi öyle zaten hep öylelerdi. Şimdi ne diyor? Yani Cumhuriyet, siyasi kısmını bırakıyorum da bari şunu düzgün yaz ya. Cumhuriyet ibaresini kullanmayın, Cumhuriyeti kirletmeyin diyor. Peki eli kanlı terör örgütü Taliban. Barış Arkadaş Cumhuriyeti savunuyor. Cumhuriyeti, Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne karşı savunuyor. Peki Barış Arkadaş ne kadar Cumhuriyetçi? Bir bakalım. Barış Arkadaş Selahattin Demirtaş'ın postacısı. Bakın eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan mektup geldi ve bunu işte kamuoyuna şey üzerinden, Barış Arkadaş üzerinden duyurma ihtiyacı hissediyor. HDP, PKK ne tam kadar metin yayınlıyor. Cumhuriyetçi ise Barış Arkadaş da işte o kadar Cumhuriyetçi. Devam edelim. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın. Evet, bu bir tweet zinciriydi. Böyle peş peşe bırakın diyenler oldu. Demirtaş'a özgürlük istiyor. Hangi Demirtaş'a? Apo'nun heykelini dikeceğim diyen Öcalan'a. Öcalan kim? Bütün derdi Cumhuriyeti ortadan kaldırmak olan, devleti ortadan kaldırmak olan birisi. Bu şimdi bize ve Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne şey dersi veriyor. Cumhuriyetçilik dersi veriyor. Devam edelim. İşte HDP'siz demokrasi tek kanatlı kuştur. HDP'nin tasfiye edilmesi, yani HDP kapatma davasından bahsediyor ve HDP'lilerin, bazı HDP'lilerin tutuklanmasından. Onlara siper oluyor. Yani mecliste PKK marşı okuyan kişilerin, mecliste işte PKK için saygı duruşunda Mustafa bulunan Kemal'in kişilerin. Mustafa Kemal'in askerleri değil onlar. Mustafa Kemal'in itleri diyen, evet. HDP'nin olmadığı bir demokrasi tek kanatlıymış, uçamazmış. Evet. Barış Arkadaş'ın şeyi bu. Devam edelim. Tek PKK değil. Bakın Gergerlioğlu nedir? Gergerlioğlu FETÖ ile PKK'nın kesiştiği. Yani şimdi o Atatürkçülere sesleniyorum. Bu Barış Arkadaş denen kişi, şahıs PKK'ya, FETÖ'ye sahip çıktığı zaman siz hiç Cumhuriyeti dert etmediniz de Cumhuriyet Kadınları Derneği Afganistan'ın bağımsızlığını vurguladı diye mi bu kadar celallendiniz? Siz ne kadar cumhuriyetçisiniz? Nasıl bir cumhuriyetçisiniz? Devam şimdi edelim. Buyurun hocam. Hani tabii Sayın Başkanım, sizi dinleyelim. Yani burada bir çelişki yok. Tamamen tutarlı gidiyorlar. Doğru. Bunu aslında biz de aramızda biliyoruz. Onun için şaşırtıcı bir şey değil. Yani bunlar artık göbekten, yani şuradan, buradan filan bağlanmışlar. Yani bunların ne Türkiye gerçeğiyle, ne Atatürkçülükle, ne tarihi, onlar hiçbir alakaları yok. Bunlar kendi menfaatleri doğrultusunda kendi düdüklerini öttüren tipler. Yani orada doğrusunu söylesin, burada yanlışını söylesin. Bu çok gördüğümüz bir şey değil zaten. Hep aynı kadro çıkıyor karşımıza. Yani görülen bir şey. Türkiye'de de aslında HDP üzerinden Amerikancılık yapıyorlar. Afganistan'da da aslında o işgalin devamından yana olarak. Yani Taliban düşmanlığı. Yani biz Amerikancız diye bağıramadıkları için Taliban'ı hedef alıyorlar. Yani, hatta Taliban diyorlar Amerika'nın oradaki kurduğu örgüt. Amerikancılık yapıyorsunuz. Tabii. Ha bir de öyle diye, bir çarpıtma var. Ya yani Amerika'nın rezil rüsva olduğu tabii. Ve muazzam bir yenilgi yaşadı. Amerika şunu mu yaptı yani? Afganistan'daki Taliban'ı kendisini tarihin en büyük felaketini ve rezaletini üretmesi için mi ya kurdu orada besleri? Washington'dan bakarsan Amerika yenildi. Bütün Amerikan basını bunu yazıyor. Londra'dan bak öyle. Paris'ten bak öyle. Çin'den, Pekin'den bak, Moskova'dan bak, nereden bakarsan bak, hatta Kiev'den bak, Ukrayna'dan bak. Her yerde Amerika'nın kaybettiği yazılıyor. Herkes şimdi ona göre pozisyon almaya çalışıyor. Ama bunlar da böyle stratejik zekalar, böyle dünyayı anlama, takip etme, tahlil vesaire böyle yetenekler olmadığı için bunları anlayacak durumda değiller. Peki hep diyorlar ya Atatürk, Cumhuriyet diyorlar, Cumhuriyet Kadınları Derneği diyemiyorlar da ismini de bilmeden söylüyorlar. Bakınız 1920 yılından bir mektup okuyacağım Sayın Başkan, değerli ulusal kanal izleyicileri. Bu mektubu bir dinleyelim. Sonra da şunu soracağım size. Bu mektubu kim kaleme almıştır? Bakınız. Afgan emiri Şehametlu Amanullah Han Aram Allah Teali İcla Hazretlerinin huzuru emaret penahilerine. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün düşman milletler az çok barışa nail oldukları halde İslam hilafetine sahip olan Türkiye Devleti aleyhinde Batı Hristiyan milletleri tarafından hala devam ettirilmekte olan umumi harbin patlamasının başından beri, Birinci Dünya Savaşı'nın başından beri evet. Artık ne diyor?
bir apaçık hakikat ver diyor. İngiltere devletinin amansız bir ortak düşmanımız olduğu keyfiyetidir. Bakınız ilk söylediği şey bu. İngiltere ortak düşmanımız. Evet. Afgan emirine bunu söylüyor. Diyor ki işte Hindistan'da da bütün Asya aleminde de yaptıkları cebir, şiddet, bencil emelleri, maksatları, sonsuz zulümleri orada İslam milletlerini artık rahatsız etmeye başladı diyor İngilizlerin bu uygulamaları. Ve artık diyor bunun karşısında bir mücadele başladı diyor. Biz de diyor Osmanlı Türkleri milli ve siyasi mevcudiyetini bu direnen kuvveti imhaya kalkıştı aynı İngiltere'de. Evet, diyor ki dini sağlamlık, Afganistan'ı böyle övüyor. Evet. Dini sağlamlık ve güzide milli hasletleriyle Asya milletleri arasında mümtaz bir mevki işgal eden asil Afgan kavminin mukadderatını pek yüksek medarı cedde tutan zat-ı celadet penahilerince gizli olmadığı üzere İngilizlerin bu kudurmuşça saldırıları Asya'da şimdiye kadar gezdirdikleri büyüklük ve kibir meşalelerinin mahkum olduğunu görmelerinden ileri geliyor. Yani bakın hep bütün İslam milletlerine çağrı var. Ama burada bu metinde biz şunu görüyoruz. Osmanlı'yı da, Afganistan'ı da, Hindistan'ı da, bütün Asya'yı da bir İngiliz zulmüne, İngiliz işgaline karşı beraber savunma iradesi görüyoruz. Ve Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor vesaire. Devam edelim peki bu kimin mektubu? Kimin mektubu olabilir acaba diye? Tahmin ettiğiniz üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920 yılında savaşın tam ortasında Afgan emiri Amanullah Han'a gönderdiği mektup. Birinci Dünya Savaşı. Buyurun başla. Şöyle bir tartışmada gene böyle Twitter'da akan bir şeydi bu. Bu mealde bir bilgi yazılmıştı. Cevap birden cevapta geliyor ama Emanullah Han layıktı. Yani kodlar böyle arkadaşlar. Yani hiçbir tarihsel gerçekliğe dayanma adabı bile yok. Yani burada ahlakı, adabı hiçbir şey kalmamış. Böyle söylüyor. Layık gibi. Evet, Atatürk... Sen layıklıktan ne yapıyorsun? Buyurun. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın mektubunda herhalde şöyle olması gerekirdi onların bakışına göre. Laik, aydınlanmış, çağdaş, birkaç tane Afgan varsa ben onları esas alırım. Onun dışında kimseyle muhatap seni olmam, tanımam. Tabii, zaten, herhalde öyle yazması tabii, gerekirdi Emanullah o kafada olsa. Emanullah Han laik ama sonuçta amcasını öldürerek tahta geçmiş bir hani bir monarşiyi temsil ediyor. Ama bu değil belirleyici Atatürk evet, için. Evet. Şimdi nasıl layık olma, çağdaş olma değil. Çok önemli bence. CKD, tabii. Cumhuriyet Kadınları Derneği, hani Atatürkçü bir kadın örgütü olarak Atatürk gibi davranmış. Yani Atatürk nasıl bakıyor meseleye? Biz İngilizle savaşıyoruz, o da İngilizle savaşıyor, Hint de İngilizle savaşıyor. Onların hiç diniyle, mezhebiyle, medeniyetiyle onunla bununla uğraşmıyor. Biz hepimiz o İngiliz zulmüne karşı müttefikiz diyor. CKD'nin açıklamasında ne görüyoruz? Biz bugün Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye'de de Afganistan'da da müttefikiz. Yani Atatürk nasıl davrandıysa CKD'nin de öyle davrandığını görüyorum ben bu mektuptan. Devam edelim. Başka tabii açıklamalar da ardı ardına geliyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bu utanç duyulan bildiriyi kınıyoruz. Afganistan'daki kadın ve çocuklar sizin siyasi yandaşlık ajandanızın malzemesi olamazlar diye bir tweet attı. Bu arada tabii bu derneklerin böyle büyük büyük isimler olduğuna bakma altları boş. Yani bir federasyon boş falan filan deniyor ama bunlar boş. Bir Türkiye'nin tarihinde herhangi bir eyleme imza attıkları, herhangi bir siyasi başarıları, çıkışları falan hiçbiri yok. Devam edelim. Ama bakın, bir başarıları var. Onu bir görelim. Şimdi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı, az önceki CKD'yi kınayan hanımefendi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan, Uluslararası Cesur Kadınlar. Yani şimdi o ödülü alan birinin zaten Afganistan'da Amerika aleyhine bir şey söyleme ihtimali olabilir mi? Hani bir şey de değil, bir Amerikan derneğinden, vakfından, fonundan falan da ödül almıyor. Doğrudan doğruya Amerikan devletinden ödül alıyor. Direkt. Şimdi bana Amerika ödül verse, devleti, herhalde ben Amerikan çıkarlarını savunduğum için verir. Yoksa niye versin? Evet. Ne dersiniz hocam? Vallahi çok güzel söylediniz. Yani çok doğru. Çok haklıdır Canan Hanım. Yani ne yapsın şimdi? Ortada bir ödül var ya. Ne yapsın? Şimdi hocam bir şey daha söyleyeyim. Bir şey çok dikkatimi çekiyor hocam. Çok özür dilerim. Bakın Kadın Dernekleri Federasyonu, o eşik platformunu gösterdik. İşte Kadın Kuruluşları Birliği'ni falan gösterdik. Bu üç kuruluşta da ki önemli kadın mücadelesi verdiklerini düşünüyorlar.
Amerika'nın yürüttüğü savaşa dair bir şey yok. Halbuki biz biliyoruz ki savaş ve işgaller öncelikle kadınlar açısından ve çocuklar açısından büyük yıkımlar doğurur. Ve bunların ne bugün ne de geçmişte Amerikan işgali sonucu oluşan kadın mağduriyetleriyle ilgili hiçbir açıklaması olmaması bunların nasıl bir kadın derneği olduğunu gösterir. Şimdi ben biraz daha kuş bakışı ifadeyle veya daha da geniş bir ifadeyle söyleyeyim. Emperyalizmin kullandığı başlıca şeylerden, alanlardan bir tanesi radikal feminizm biliyorsunuz. Şimdi kadın alanı çok bereketli bir, hani mümbit topraklar denir ya. Yani çünkü dünyada bir eşitsizlik, kadın erkek eşitsizliği olduğunu biliyoruz. Cinsiyetinden dolayı kadına yönelik bir şiddet olduğunu biliyoruz. Kadın cinayetleri var, şu var, bu bir olgu. Bununla mücadele ediyoruz. Her yönden, her taraftan mücadele ediyoruz. Bu bir süreçtir diyoruz vesaire. Fakat bir olgu da var. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey olduğu için radikal feminizme kendini kaptırması veya insanları veya radikal feminizmin böyle çok güçlü söylemleri varmış gibi ortaya çıkması oldukça rahat olabiliyor. Şimdi bunlar kadın alanını seçmişler. Aslında bunların görevi emperyalist uşak bakın. Ama kadın alanını seçmişler diyorum. Çünkü şey bir alan bu, bereketli bir alan. Yani sözünü dinletirsin, ilgi çekersin. Bir fiili duruma da dayandığı için olay yani durum bunu şey yapabilirsin. Yoksa ben Canan Güllü hanımefendinin kadınlar için söylediklerinin, kadınların mücadelesine koyduğu katkıların hiçbirinde özgün bir yön görmediğim gibi neoliberalizmin o çürümüş saldırısı ve içeriğini bol bol her yerde kullandıkları da bin kere şahit oldum. Bilmiyorum sorunuzun karşılığı bu mu oldu? Tam oldu yani, hocam. Yani Amerika'dan gerçek bir kadın örgütü alan gibi göreceğimiz bir şey değil bu. Çok sen Amerika'dan ödül alırsın ama Türkiye'deki kadını anlatamazsın. Türkiye'deki kadını da bilmezsin. İşte Türkiye'de kadınlar adına Taliban'ı savunuyor. Tanımayalım diye ortaya çıkarsın. Çünkü senin burayla bir bağın yok. Sen oraya bağlanmışsın. Bağlandığın için de ödülünü almışsın. İtibare de koymuşsun. Eklem böyle. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan ödül alıyor ama Atatürkçü. Tabii, bu yılın laik, en cesur kadını gözünde, yani Amerika'nın gözünde evet. 2021 yılında baktığında Uluslararası Cesur Kadın Ödülü. Evet. Kime verilir? Canan Güllü'ye. Ve Dışişleri Bakanlığı verilir. Devam edelim. Çok hak ediyorsunuz bu ödülleri Canan'ın. Şimdi evet. Aslında meselenin bam teli bu. Yani neden Cumhuriyet Kadınları Derneği üzerine bir kıyamet kopuyor? Çünkü Cumhuriyet Kadınları Derneği 2014 yılından beri Şenal Sarıhan'ın temsil ettiği, CHP milletvekili Şenal Sarıhan'ın temsil ettiği bir kliğin elinden kurtarıldı. Kurtarıldı diyorum çünkü şu yüzden kurtarıldı. Önce Sayın Canan Arıtman doktor, hanımefendi genel başkanlığa seçildi. Arkasından da Sayın Tülin Oygür seçildi. Ve Şenal Sarıhan'ı görüyorsunuz. Şimdi bu hanımefendi Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin başkanıydı. Tülin Hanımlardan, Canan Hanımlardan önce Şenal Hanım vardı. Bakın FETÖ'nün şirketlerine kayyum atanıyor. FETÖ'nün televizyonlarına kayyum atanıyor. Şenal Sarıhan'ı biz FETÖ savunucusu olarak görüyoruz. Destek ziyaretinde görüyoruz. Şimdi böyle bir Cumhuriyet Kadınları Derneği başkanı olur muydu? Mesela bunu kimse niye yadırgamıyor? Barış arkadaşlar falan niye sesleniyor? Çünkü aynı milletvekiller, aynı partinin milletvekiliydi. Aynı programı savunuyorlar çünkü. Devam edelim. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliydi evet. O dönem. Bunu içlerine sindiremiyorlar. Yani Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde hakikaten cumhuriyetçi bir yönetimin olması, yani PKK ve FETÖ dostu olmayan, Batı fonlarını reddeden, emperyalizme karşı gerçekten Atatürkçü bir kadın örgütlenmesine dönüşmesi CKD'nin, onlar açısından büyük bir felaket. Bakın Gergerlioğlu'nu savunuyor. Yani Gergerlioğlu FETÖ'yle yatıp FETÖ'yle kalkan bir insan. Gergerlioğlu FETÖ'yle PKK'yla yatıp PKK'yla şey yapan bir insan. Gergerlioğlu gibi bir de HDP'nin kapatma davasını felaket olarak tanımlıyor Şenal Sarıhan. Felaket diyor. Elbette. Devam edelim. Evet.
İşte Gergerlioğlu arkadaşımızın, bir de arkadaşı. Bunlar birbirlerine tırnak içinde insan hakları savunucusu olarak mecliste beraber çalışmışlar. Gergerlioğlu arkadaşımızın karşılaştığı durum düşüncesini açıklamaktan ibaret. Gergerlioğlu'nun yani, sayamamıştık değil mi? Kaç tane yalan, palavra üzerinden Türkiye düşmanlığı yaptığını, tabii. FETÖ savunucunu. Bizim zamanımız yetmemizi yetmezdi zaten. Bir hafta program yapsak yetmez Gergerlioğlu'nu. Ama FETÖ'nün kapısında destekçi, PKK'ya da göğsünü siper eden bir Şenal Sarı. Türk polisini, Türk askerini uydurma, palavra, yalanlarla, dolandırıcıların attığı palavraları kullanarak sürekli çamur atmaya kalkan ve bu yaptığı palavralardan dolayı da yüzü hiç kızarmayıp bunu defalarca yapmaya devam eden birisini onların gözünde insan hakları savunuyor. Hayatı yalan, ağzını açtığı yalan. Devam edelim bu konuya. Bakın İşçi Partisi 2005 yılında böyle bir kitapçık yayınlamış. Emperyalizmin kuşatmasındaki kadın örgütleri, Soros'un kadınları isimli. Devam edelim. Hep önümüze çıkan örgütlenmeler. Bakın, net başlamak üzere. National Democratic Institute, yani Ulusal Demokrasi Enstitüsü ki biliyorsunuz doğrudan Amerikan Kongresi'ne bağlı ve dünyadaki bu bütün sivil toplum yapısını bunlar fonluyorlar. Hilton'da toplantı yapıyorlar. Toplantıda başta Şenal Saruhan'ı görüyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Amerikan fonlarıyla faaliyet yürütüyor. Devam edelim. Yine aynı raporda görüyoruz. Yine Şenal Saruhan'ı. Bu sefer yine Amerikan foncusu işte şeyle, uçan süpürgeyle beraber görüyoruz. Devam edelim. Yine orada işte LGBT'lerle falan birlikte olduğunu görüyoruz. Yine Alman kültürle, Alman fonlarıyla yapılan bir başka lobicilik eğitimi toplantısında Şenal Saruhan'ı görüyoruz. Hocam, bu CKD içindeki, yani aslında bugün saldırıya uğramasının bir nedeni de sizin bu yapıya karşı, CKD içerisindeki batıcı, PKK ve FETÖ dostu bu yapıya karşı mücadeleniz olabilir mi? Tam da bu zaten. Bunda hiç kuşku yok. Şimdi 1997'de işçi partili, CHP'li, o dönemin CHP'li kadınlar, daha çok onlar ağırlıklı kuruluyor Cumhuriyet Kadınları Derneği ve o dönemde görüş birliğine vararak Şenal Hanım'ı genel başkan, önce kurucu genel başkan, sonra genel kurultayda oy birliğiyle zannediyorum genel başkan yapıyorlar. İyi, her şey böyle güzel başlıyor. Şenal Hanım 17 yıl CKD'nin genel başkanlığını yapıyor. Başka türlü olması mümkün değil. Çünkü öyle bir tüzük var ki o zaman. Ankara'da CKD'ye üye olan herkes büyük kurultay için delege haline geliyor. Yani CKD giderek, bakın tam tarihler doluyor. İşte 2005'ler, tam o dönemler. Giderek yavaş 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 bu kampa doğru evrilmeye başlıyor. İşte o zaman biz bu parlak başarılarını görüyoruz Şenal Hanım'ın. Sağ olsun Sayın Canan Arıtman 2014 kongresinde ben dedi elimi bu taşın altına sokarım dedi. Böyle bir kadın örgütü bu şekilde savrulamaz. Günahtır dedi. Çok iyi biliyoruz bunu ve kendisi iki dönem ulusalcı çizgide, sağlam anti-emperyalist çizgide şeyi tuttu. CKD'yi tuttu derken bizim seçildiğimiz kongre geldi ve gerçekten çok çekişmeli bir kongre oldu, kaybetti. Hem de yani iyi, yani epey büyük bir farkla kazandık. İşte bunu kaldıramıyorlar. Yani biz nasıl kaybediyoruz CKD'yi? Çünkü CKD öyle Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği gibi demin söylediğiniz gibi daha çok temsil kişilerle yürüyen bir dernek değil, aktif sahada olan bir dernektir. Kadınla temas eden bir dernektir. Bu onları çok korkutuyor. Çünkü büyük bir mücadele alanlarını yani onlar açısından büyük bir etki alanını onların elinden almış oluruz. Özellikle son dönemde Diyarbakır anneleriyle gerçekleştirilen buluşmalar, hatta bunun uluslararası ölçekte yayılmasına hizmet eden faaliyetleri Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin çok sayıda kadın kooperatifiyle uyuşturucuyla mücadele. Sayısı o kadar fazlaydı ki şu an direkt aklıma gelmiyor ama kadın uyuşturucuyla mücadele Sayın Başkan, özellikle. Kaç kadın kooperatifiydi bir araya getirmiştiniz? Yanlış hatırlamıyorsam 90 kadar. Evet, 100'e yakın kadın kooperatifini, evet, üretici kadınları bir araya getirdi. Üretici kadın
üye veya başkanı vardı. Evet, bu da çok güzel bir çalışmaydı. Aynı zamanda uyuşturucuya karşı mücadelede tekrar başlıyoruz. Bayrağı Eylül'de yükseltti Cumhuriyet Kadınları Derneği. Eylül'de önemli bir kampanya başlatacaklarını öğrendik. Eylül Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin ciddi bir hazırlık yapıyorlar. Devam edelim bu arada. Evet, bir diğer isim de yine ismini öğrenmekten aciz bir hedef aldığınız kurumun dahi ismini düzgün yazamıyorsunuz, İsmail Saymaz. Yani ondan bile acizsiniz, o kadar gazeteciliğiniz var. Cumhuriyet Kadınları Derneği demek istemiş. Cumhuriyetçi Kadınlar Benzer Derneği. Benzer şeyleri söylüyor aslında. Aynı okumaya gerek yok. Yani ama İsmail Saymaz şaşırtıcı değil. Bir sonrakine geçelim. Bakın, medeni dünya Afganistan'da ışıkları söndürüp gitti. Yani o zaten Amerika çekildiği kalsın için. Amerikan işgali devam etsin. Işıklar söndü diyor. Peki Amerika ne arkadaşlar? Devam edelim bir sonraki görselle. Bakın işte Taliban öncesi Afganistan'ı size biraz göstermek istedik. Afgan askerleri, yani Amerika'nın eğittiği laik Afgan askerleri. Uçakta kaçmaya çalışanlar. Evet, erkek çocukları istismar etti. ABD askerleri göz yumdu. 2021 haberi. Daha yeni. Bakın, Afgan askerleri küçük çocuklara tecavüz ediyor. Haberin devamını gösterelim. ABD bazı askerler rahatsız olup söyleyince komutanlar diyor ki başka tarafa bakın, bu onların kültürü diyor. Hatta bir tanesi diyor ki ya biz Taliban'a kızıyorduk ama bunların yaptıkları daha beter diyor. Kim bunlar? İşte o medeni dünya diyor ya, İsmail Saymaz. Işıkları hani söndürüp gidenler. Falan. Afgan ordusu, yani Taliban'ın savaştığı Afgan ordusu. Devam edelim. Medeni dünyaya bakalım. Bakın bu çocuğa iyi bakın. Iraklı bir kızımız bu. Devam edelim. Bu kızımızın adı A1. Hamza El Cenabi. A1 evindeyken, annesi babası falan evindeyken, 14 yaşında bu kızımız. Amerikan askerleri 5 kişi eve baskın yapıyor. Ailesini bir odaya, bunu bir odaya alıyorlar. Bu kıza defalarca kez sırayla tecavüz ediyorlar. Ailesini öldürüyorlar. Tecavüz ettikten sonra bu kızın yüzüne bir şarjör mermi boşaltıyorlar. Yetmiyorlar. Petrol döküp kızın üstüne yakıyorlar. İşte medeniyet. Devam edelim. Devam o ışıklar edelim. Öyle yanıyor. Evet. İşte ışıklar. Amerikan işgalcilerin ışıkları. Petrol ışıkları. Tecavüz edilen, üzerine şarjör mermi boşaltan. Hiç bu kadın derneklerini görmedik yakılan, değil mi? Hiç Irak'ta, Afganistan'da Amerika ve onu desteklediklerinin tecavüzlerine karşı sustular. Bakın öyle bir şey ki kendi ordusu içerisinde bile isyana sebep oluyor. Bakın taciz ve tecavüz vakaları 2004'te kadın askerlere yönelik tecavüzler var Amerikan ordusunda. Yani kendi ordusunda bunu yapanın Afganistan'a nasıl bir özgürlük getireceğini düşünüyorsunuz. Devam edelim. Bakın 2004'te bitmiyor. 2018'e geliyoruz. 2014'te sadece 500 tane kaydedilmiş cinsel saldırı var Amerikan ordusu içerisinde. Devam edelim. Bakın Japonya'daki Okinawa üstünde 1995'te 3 personel 12 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ediyor. Japonlar ayaklandı bu yüzden. Devam edelim. İşte bu bitmiyor tabii. 45 yılda 130 tane tecavüz vakası sadece Amerikan askerlerinden kaynaklı. Sorumlu tutulan ve dava konusu olan, kayıtlarda olan, tabii, bir de olmayanlar var. Tabii. Bilinemeyenler var. Devam edelim. Bakın bu çok önemli bir kitap. Vietnam Savaşı'ndaki tecavüzleri, Amerikan tecavüzlerini anlatan bir kitap. Sayısız iğrenç örnek var. Yani son dakikamız, son sözü son sözü hocamıza verelim. Evet. Son dakikamız Sayın Hocam. Son olarak ne söylemek istersiniz? Bu Amerikan işgalinin Afganistan'dan Irak'a kadar, geçmişte Okinawa'dan Vietnam'a kadar binlerce suçuna karşı gıkını çıkarmayanlar sizin Afganistan bağımsızlık açıklamasına saldırıyor ve bunun üzerinden Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne ve şahsınızı hedef olarak saldırıyor. Son sözleri sizden alalım Sayın Başkan. Biz hazırız. Bu saldırıların hiçbir ehemmiyeti yok. İçlerinden tabii hakarete varanlar ayıklanacak. Onların hukukça çerçevesi gereği yapılacak. Dava açılması gerekiyorsa açılacak. Bu başka bir konu. Biz bu saldırıyla gücümüzü fark ettik değerli arkadaşlarım. Yani Türkiye'de biz böyle bir tepki yaratabiliyorsak, burada tepkinin öbür taraftan gelmesi bizim açımızdan çok kıymetli. Çok kıymetli. Demek ki biz korkutuyoruz. Bu saldırı bize güç verdi. Değerimizi anladık, kıymetimizi anladık, hatta gücümüzü anladık. Çok korktular. Çok korktular. O,
O bakımdan hiçbir sorun yok. Biz yolumuza aynı şekilde ve ya aslında bu kadar da eksik bırakmayarak, yani dedim ya bakın en girişte size samimiyetle itiraf ettim. Yani biz keşke bu açıklamayı en başta yapsaydık. Hiç daha bir daha atlamadan bunları Cumhuriyet Kadınları Derneği bu toprağın kadınını, bu toprağın kadınının gerçek sorununu Atatürk devrimleri ışığında savunacak ama Afganistan'daki bağımsızlığa da selam bulacak. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygur konuğumuzdu Yalancı'nın mumunda. Tülin Hocam'la birlikte o temsili olarak biz buradan fiilen Yalancı'ların mumunu söndürmeye devam ediyoruz. Edeceğiz diyelim ve bugünlük sizlere veda edelim.